miyim yani o kadar? Niye bana hakaret ediyorsun yani? Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mir'atül usule başlıyoruz. Ulan bu mukaddimeyi bitir daha mübarek adam. Yeter daha artık. Mukaddime. Yani her gün İtalya'daki adamların makarna yemesi gibi bir şey oldu yani. Öyle değil mi? Baktım bizim şey mukaddimede faidet usul fıkı bırakmış. O daha şey gidiyor. Yani bence daha iyiydi onu okumamız. Neydi o? Telvihi. Yani tavdihi okumamız daha iyiydi. Peki buna niye kaçtın hocam? 600 seneye yakın bu okunmuş Osmanlı mekteplerinde. Demek bir bereket var. Ayrıca biraz daha derleyici, toparlayıcı ona göre. Yani mevzuları biraz daha formüle etmiş. Çünkü o da elinin altında. Bir diğeri de tabii şu anda Türkiye'deki İsmail Ağa cemaati, yani bu Mahmud Efendi cemaati, Süleyman Efendi cemaati ve bir kısım cemaatler hep Mir'at'ı okuyor. Onun için tercihimizi bu yönden kullandık. Değil mi? Molla-i Azim. Evet hocam. İtirazın varsa İbn-i Kemal gibi et. İbn-i Kemal tutmuş, tavdihe itiraz etmiş. Tenkihin ifadelerini değiştirmiş. Böyle değil, şöyle demen lazım değil diye bir kitap yazmış. Acayip bir adam ama ya. Et-Taghyiru fit-Tenkih. Taghyiru Tenkih diye bir kitabı var. Var, getirdim ben onu. Büyük adamlar ya. Hakikaten büyük adamlar. Peki, fazla uzatmayalım sözü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Acaba usulü fıkhın faydası ne? Fayda dedi ya, fayda nedir, hikmet nedir, maslahat nedir, gaye nedir? Hepsini anlatacak. Mübarek Erbakan'a benziyor. Erbakan demiri anlatacağı zaman demirin cevherlerinden başlarmış. Allah rahmet etsin, ben en az 4-5 sohbetine katıldım. Öyle hakikaten yani ayrıntılı giderdi. Allah rahmet eylesin. Sümme sonra, lemma ferege min ta'yinil mevdu'i, usulü fıkhın konusunu belirlemeyi bitirdikten sonra, şer'a fi tayinil faideti. Usulü fıkhın faydasını anlatmaya başladı, belirlemeye başladı. Fekale şöyle dedi. Ve faidetuhu. Ve faydası nedir? Usulü fıkhın. Fayda dedi ya, şimdi bunu açacak. Anladın? Küllü hikmetin ve maslahatin. Her türlü hikmet ve yarar. Mesela bu kitabın maslahatı nedir? Okumadır vesairedir. Teterattebu ala fi'lin. Bir fiile tereddüt eder. Yani bir neticeye tereddüt eder. Biz ona tüsemma gayeten. Buna biz gaye diyoruz. Mesela ne demek? Bir masa yapacaksın, kitap masası. Onun gayesi var yani. Öyle değil mi? Ya ille-i gaye diyoruz biz. Biliyorsunuz illet de 4 çeşit. Anlatmıştık bunu daha önce. Mantıkta da okumuştuk. İlle-i gaiye, ille-i maddiye, ille-i şekliye, ille-i failiye. Yani demek ki bir masayı yaparken maddesi işte ahşap olacak. Bilmem yapanın ustası ve bir de şekli, 4 gaz metre şu bu. Bir de gayesi. Min heysu inneha, yani öyle bir şekilde ki, yani bu gaye demek. Ala tarafil fi'li ve nihayetihi. O yapılan işin sonucunda ortaya çıkıyor. Gaye o yani. Ne diyoruz gayenin karşılığı? Aim mi İngilizce'de? Hatta ve ila biliyorsun bunları ifade ediyor. Bu tanıma göre hocam şey dediğiniz gibi. Aim yani. Ama gaye şeyde yani goal da denebilir. Evet, bakalım. Bu tanıma göre. Bir de ve faideten denilir. Fayda denilir. Bak gaye ayrı, fayda ayrı. Min heysuret terettübiha aleyhi. Öyle değil mi? Yani o maslahat ve hikmetin terettüp etmesi ona göre değil mi? Fayda. Ondan elde edilen netice yani. Benefit. Ve emmel garat. Bir de garat var. Allah Allah. Ana maksat. Ben niye yaptım bunu? Bak o farklıymış. Ve yüsemma illeten gaiyyeten eydan. Bu maksada ille-i gaiye de derler. O dörtlü illetten demek masayı esas yapışımız gayesine de yine gayenin bir çeşidi. İlle-i gaiye diyoruz biz ona. İlle-i gaiye zaten öyle aynı. Gayeti izah ettik ya. Fehuve bu garat yani. Maksat. Demek ille-i gaiyeye maksat da diyoruz. Yani fonksiyonu da diyebilir miyiz? Garaz tabii yani. Fonksiyon diyebiliriz tabii. Mali eclihi bu zaten.
Ondan dolayı ikdamül faili ala fiilihi. Yani işi yapan adam o maksatla yapıyor o işi. Niye yapıyorsun kardeşim? Yemek masası. Ne yapıyorsun kardeşim? Okuma masası. Bak bu. Niye yapıyorsun? Ha, niye yapıyorsun? Okuyayım diye. Ha, garat o. Ayrıca yani vel illetü li illiyyetihi. İllet de onun için var zaten. Yani ille-i gaye de onun için var yani. Şimdi fela yücedü. Bak çok önemli bu kelime. Fi ef'alillahi teala Allah'ın fiillerinde garaz yoktur. Niye? İhtiyacı yok. Allah samettir. Anladık değil mi? Gaye var tabii. Hikmet var. Maslahat da var. Ama garaz yok. Çünkü Allah'ın ihtiyacı yok o netice. İstizamihi istikmalehu bil gayr. Eğer garaz var desek yarattığı şeylerle kendini tamamlamış olacak. Çünkü bu başkasıyla kendini tamamlamayı gerektiren bir durum. Niye masa yapıyorsun? Ya yerde oturunca belim ağrıyor. Eksiğimiz var bizim. Onun için masa yapıyoruz. Demek garaz Allah için söz konusu değil. لِأَنَّ فَاِلِيَتَهُ تَعَلَى حِينَيْزٍ Bu durumda haşa Allah'ın failiyeti tekunu ma'luleten لِذَلِكَ الْغَرَدِ O maksatla gerekçelendirilmiş olur. Halbuki Cenab-ı Hak samettir. اِذَا عَرَفْتَهَا Bunu öğrendiysen فَعَلَمْ Şunu da bil. اَنَّ فَاِدَةَ الْاُسُولِ وَغَايَتِهِ وَغَايَتَهُ Usulü fıkhın faydası ve gayesi marifetul ahkamir rabbaniyeti şer'i hükümleri bilmektir. Nasıl? Bihesebi takatil insaniyeti. Tabi insan gücünün yettiği kadar. Öyle değil mi? Niçin? Liyenale bil cereyani. O hükümlere uyarak ulaşsın diye. Kavuşsun diye daha güzel. Ala mucebiha. Ona göre hareket ederek kavuşsun diye. Nereye? Es-saadete dünyeviyete ve diniyete ve dünyeviyete. Dünyevi ve dini mutluluklara. Ve zalike bunun izahı şu. Neden böyle usulü fıkhın gayesi marifetül ahkamir rabbaniyedir? Bunun gerekçesini açıklıyor. لِأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ Çünkü bu ilim, yani usulü fıkıh, هُوَ الْمُتَكَفِّلُ Üzerine alan odur. Yani sorumluluk. Üstlenmiştir yani. Üstlenmiş, sorumluluğu almıştır. Neyi? Bi beyani cihati delaletil edilleti ala ahkami. Delillerin hükümlere nasıl delalet etmesi yönlerini mütekeffil etmiştir. Yani ma bihi yestezimu delilu lil matlubi. Delilin neticeyi nasıl gerektireceğini o bize öğretiyor. Öyle değil mi? Mesela kel hudusi. Öyle değil mi? Evil imkani lil alemi. Hüdüs ve imkan delillerinin alem için söz konusu olduğu gibi. Öyle değil mi? Onlar biliyorsunuz hadis olduğunu ispat ediyor. Hüdüs ve imkan delilleri gibi yani. Kelamda o. Burada da öyle. Ve beyani şeraiti ve beyani şeraiti ifadetiha leha. Yani bu delillerin, bu hükümleri ifade etme şartlarını açıklamak da onun görevi. Anladın değil mi? O beyana atıfa yukarıya. Şerait yani şurut. Şartlar tabii. İfadetiha dediği deliller. Leha dediği hükümler. O delillerin hükümlere delalet etmesi, ifade etmesinin şartlarını da açıklamak ona ait. Ayrıca vel umuril mu'tebereti fi tilkel ifadeti. O ifade ederken hangi şeylere itibar edilecek? Yani buradan kasıt has mı, am mı, müfesser mi, mutlak mı vesaire vesaire. Velev icmalen, kısaca da olsa. Çünkü tafsilen dediniz mi, öyle değil mi? Zaten o veleve gerek de yok bazılarına göre. İcmalen demek daha doğru. Bazı nüshalarda yokmuş o. Çünkü usulü fıkı icmalen açıklar bunu. Tafsilisini fıkı açıklar. Ve lihada bu sebeple ühtice ihtiyaç duyuldu. Yani bu icmalen olduğu için. Anladın değil mi? İlâ ilmin âhara. Başka bir ilme daha ihtiyaç duyuldu. Bahisin bahsedecek ilme. An hususiyatil ahkâmi. Teker teker hükümlerin özelliklerini anlatacak başka bir ilim. O da fıkıh.
El müstefadeti min el edilleti tafsiliyeti. Tafsili delillerden istifade edilen hükümlere o fıkıh. Öyleyse usulü fıkhın gayesi marifetül ahkam, hükümleri bilmek. Fenhasara, o zaman inhisar etmiş, indirgenmiştir. Ne yo? İza kâne bahsül usuliyyi, usulcünün araştırması olunca an ehvalil edilleti vel ahkami, delil ve hükümlerin delillerinden bahsetmek olunca inhasaral maksudu, bu fen yani usulü fıkıh ilminden, ey fil fenni, usulü fıkıh ilminden maksat veya ev minel kitabi, bak bura çok önemli, veya bu kitaptan maksat, bu ikisi ayrı ayrı, bak dikkat edin, usulü fıkıh ilmi ayrı, bu kitap ayrı. Mesela temkih kitabı da usulü fıkıhtır ama orada faidetu usulü fıkıh mukaddime yok fazla. Yani o usulü fıkıhtır. Usulü fıkıhta illa da mevzu nedir, maksat nedir, bunları anlatmak mecburiyeti yok. Fen de hocam burada kastedelim. Ne? İlim mi? Fen dediği ilim ya. İlim. Tabii. İlim Sünun yani. İlimler demek. Tabii. Lafzen ilim. İlim. Yani usulü fıkıh ilmi. Yani maksut usulü fıkıh ilminden maksut veya evmilki veya kitaptan maksut. Yoksa lel maksudu minel fenni. Bak. Fende yani o ilimde ana gaye. Yoksa o ilimden gaye kastedilen değil. Ha. Ev fil kitap veya kitapta kastedilen tam tersi. Bak bu çok önemli. İkisinde de fi değişti. Görüyor musunuz? Demek ki ulan mübarek söz ebeliği yapmışlar bunlar ya. Tabii. Yani hakikaten yani ilimde gaye nedir? Usul fıkıhta gaye nedir? O da ahkamı öğrenmektir icmalen. Anladık değil mi? Veya bu kitaptan gaye odur. Yoksa usulü fıkıhta kastedilen, çünkü orada kastedilen başka manalar da olabilir. Öyle değil mi? Veya bu kitapta kastedilen, usulü fıkıh ilminden kastedilen veya bu kitapta kastedilen, yani böyle değil, öyle yorumlama diyor. Liyennel evvele, çünkü birinci, ne demek birinci? Usulü fıkıhta kast edilen demek. El gayeti o gayedir. Anladın değil mi? Ve la veşhel ihsariha fi ma zükire. Sadece bu kitapta onu indirgemeye gerek yok gayeyi. İlimde kast edilen diyoruz. Yani bu kitap bütün o usul fıkıhla ilgili her şeyi içine almamış olabilir. Ama vessani, ama ikinci, yani bu kitaptan kast edilen dediğin zaman yetenevvelü mukaddimete. O zaman mukaddimeyi de içine alıyor. Çünkü mukaddime usulü fıkıhta kastedilen bir gaye değil. Yani şey nedir? Tarif illa, mevzu nedir? Faide nedir? Yani bu şart değil bunlar. Evet. Bu yani ne kadar güzel ama. Kelime ebeli diyorlar. Peki fenhasaral maksudu, usulü fıkıhta güdülen maksat veya bu kitaptan maksat indirgenmiş olduğu fi maksadayını, iki maksada. Bir, yani li beyani ehvalil edilleti vel ahkam. Deliller ve hükümleri açıklama. Bir de ve hatimetüm. Marifetül ahkama atıf bu. Yani bir hükümleri bilme, delilleri bilme, bir de hatime. Bu ne için gayemiz? Li beyani ehvalil istinbati. Delillerle nasıl hüküm çıkarırız bunları anlamak. Ve ma yetealleku bihi, ve ona ait olan konular. Ha bak, noktalama işaretindeki hata. O bihi'den sonra nokta olacak. Tabii. Eski Osmanlı baskısında buna ihtiyaç yok. Alim onu belirliyor. Burada güya belirlemiş ama yanlış noktalama işareti koymuş. Orada nokta. El maksadul evvelu. Birinci maksat, iki maksat dedi ya. Fi beyani ehvalil edilletil erbaati. Dört delilin izahı. Vehiye bunlar. El-kitabu ve sünnetu vel icma'u vel kıyas. Malum bunlar. Ve şüttabdi. Niye dört delil? Başka ikinci derecede kaynaklar da var. Bak. İyi dinleyin. Öyle dört delil demekle kurtulmuyor. Bura çok güzel. Yani arkadaşlar artık tatlı yerlere başladık. Yani biliyorsun İslam hukukunun kaynakları iki kısım. Biri masadiri asliye. Biz bunlara edille-i şer'iye diyoruz. Kur'an. Bunlar dörttür. Kur'an, sünnet, icma ve kıyas. Bir de edille-i taliye diyoruz.
ikinci derecede, masadir-i taliye, İslam hukukunun ikinci derecede kaynakları. Nedir o? Örftür, adettir, istihsandır, istishattır. Öyle değil mi? Şerai'u men kablenadır vesairedir. Peki beyefendi, sen nasıl böyle dörde indirgedin diyor. Anlat bakalım. Kuralı ne? Veçü dat. Niye bu dörtte durdun, dörtte indirgedin? Enne delile, kardeşim, delili şer'i demek, imma vahyun evli gayrihi, ev gayruhu. Ya vahidir, mutlak vahiy, veya değildir. Vel vahyu, vahiy de, imma metlubun, ya okunan vahiydir. Yani okunmasıyla ibadet edilen, biz buna vahiy metlu diyoruz. Okuduk bunu usulü hadiste. Yani Kur'an-ı Kerim, vahiy metlu. O da fel kitabı kitaptır. Öyle değil mi? Veya evla veya vahyi metlu değildir. Yani vahyi gayri metludur. O nedir? Fessünnetü sünnettir. Vahidir ama ve mâ yantıku anil heva in huve illa vahyun yuha. Ve gayril vahyi, vahiy olmayanlar derken ister vahyi metlu, ister vahyi gayri metlu. Öyle değil mi? Vahiy olmayanlar inkâne kavle kulli müştehidin fi asrin, bir asırdaki bütün müştehitlerin görüşüyse, bak aynı zamanda delilleri anlatıyor. Fel icma, ona biz icma diyoruz. Yani bir asırdaki bütün İslam müştehitleri ittifak edecekse, ona biz icma diyoruz. Konsensüs. Nedir hocam yani? Hemen örnek yüzdesi verelim. Var mı? Tabii mesela. Yüzdesi yok. Bütün müştehitler. İstisnasız. Onun için İslam alimleri birinci, ikinci, üçüncü asır sonrasında gerçek manada icma yoktur diyorlar. Ama tavsiye ne peki? İcma sükuti diyoruz. Onları ayıracağız. Teker teker konuşacağız bunları. Bediüzzaman sizleri de bu asırda ancak diyor, bütün dünyadaki İslam alimlerinden seçkinler toplanacak. Bir heyet-i ulema teşkil edilecek. Oradan çıkacak karar diyor, icma olmaz. Ama bir nevi icma manası taşır diyor. Bir nevi demesinin sebebi, yakin ilim ifade etmez. Onu icma bahsinde uzun uzun okuyacağız. Hem de bana göre o sünuhattaki icma bahsini de unutturmayın okuyalım. Yoksa eksik kalırız yani. Mükemmel bir mesele o. Bunu ta 1921'de şeye tavsiye etmiş Şeyhülislam'la. Yani yapmayın, böyle bir şura kurun. Meclisi şura kurun. Siz diyor devletin idari ve siyasi işlerini meclise havale ediyorsunuz da 300 milyonluk diyor İslam aleminin meselelerini nasıl tek bir Şeyhülislam'a havale ediyorsunuz? Halbuki 30 milyonluk Osmanlı devletini padişah ve onun altında meclise havale ediyorsunuz. Müthiş bir izah var orada. İcma ne demek olduğunu. Ve illa eğer her asırdaki müştehitler ittifak edecek bir durum yoksa fel kıyasu kıyas. Tamam da hocam, وَاَمَّا شَرَائِعُ مَنْ قَبْلَنَا. Buna ne diyeceksin? İslam alimleri bizden önceki ümmetlerin şeriatları İslam'a muhalif olmadığı sürece uyulabilir. Mesela Kur'an-ı Kerim bunu bahsediyor. Azalarda kısas bu. Okusana. اَلْاُذُنُ بِالْاُذُنِ Dişe diş, göze göz. Ey! Dişimi kırmayasın, bak kırarım senin dişini. Eksik okursan da kırarım. İla ahiri. Neyse. Yani önemli. Neye bakıyorsun? Burada canlı şey var. Neye bakıyorsun? Hocam arada anekdot yap. Anekdot yapma. Bu anlattıklarım anekdottan önemli. Şerai'u men kablena demek bizden önce geçen ümmetlerin şeriatleri, hukuk sistemleri. Tabi bundan kasıt Yahudi hukuku ve Hristiyan hukuku. Ayrıca bu nedir peki? Femülhakkatun bil kitabi ebis sünnet. Sünnet veya kitaba mülhaktır. Neden? Ona katılmıştır. Çünkü kitap ve sünnetin tasvip etmediği eski ümmetlerin hükümleri geçerli değil zaten. Doğru. Peki, vel örfü, örfe ne diyeceksin? Örf ve adetler. Ve teamülü, teamüle ne diyeceksin? Teamül fiili örf. Ama örf sözlü de olabilir. Çeşitleri var. Bil icma, o da icma dahildir. Yani icma manasına söz konusudur yani. Peki, vel istishabu, İstishaba ne diyeceksin? İstishab ne demekti? İbka-u makan ala makan. Yani eğer bir meselede kesin bir delil yoksa gidilip bakılacaktı. Eski hal nasılsa aynen korunacak.
Özellikle Şafiler bunu. Ve teharribi de. Özellikle kıbleyi bulmakta. Araştıracaksın. Efendim su yok, teyemmüm edeyim. Yok. Önce araştıracaksın suyu. Bulamazsan teyemmüm edeceksin. Bütün bu amelun bi ahadil erbaati. İlla dört kaynaktan biriyle amel demektir. Bunlar. Peki. Vel amelu bi zahiri evil azhar. Yani görünen, ortada olanla amel etmek ne demek? Bu da meşhur bir kaynak. Amelün bir istishab ya. Bu da istishabın benzeri. Peki, vel aksü bil ihtiyat. İhtiyata esas almak ne? Unutturma bir hikayeyi anlatayım. İhtiyata esas almakta. Sonunda bitirelim. Bir kavli aleyhissalatü vesselam, peygamberimizin şu hadis sebebiyle ihtiyaten hareket etmek lazım. Nedir o? Da'ma yuribuke. Yani senin içine işkil veren, şüphe bırakan şeyleri bırak. İlâ mâ lâ yurîbuke. Sana şüphe vermeyecek şeylere git. Ne kadar güzel hadis-i şerif değil mi? Yani şüpheden kaçın. Yani şüpheden, yani seni şüphelendiren hali bırak, şüphelendirmeyen hale geç. Anlatacağım da sonunda. Vel kur'atu. Mesela kur'ada, kur'a atma var ya. Litatibil kalbi. Kalbi tatmin etmek için. Kur'an atılıyor. Bu da bir sünneti. Evil icmai. Tamam mı? Yani icma ve sünnete dahil bu da. Peki ve atharu sahabeti ve kibarit tabi'in. Sahabelerin eserleri, eser demek biliyorsun sahabe ve tabi'lerden nakledilen her rivayet. Tabi'ler de öyle, büyük tabi'ler. Efendim bu da bir şüphetil hadisi. Hadis olması şüphesinden dolayı. Peki ev bi kavli aleyhissalatü vesselam peygamberimizin şu hadisinden dolayı. Eshabi ken nücumi. Sahabelerim yıldızlar gibidir. Bi eyyihi muktedeytum ihtedeytum. Hangisine ittiba etseniz doğru yola varmış olursunuz. Ayrıca ve kavli aleyhissalatü vesselam peygamberimizin şu hadis-i şerifi. Hayrül kuruni karni. Asırların en güzeli, en hayırlısı benim asrım. Ha ene fihim. Benim ellezine ene fihim. İçinde bulunduğum asır. Sümmellezine elûnehum, sümmellezine elûnehum. Sonra onu takip edenler, sonra onu takip edenler. El hadis. El hadis demek, ila ahiril hadis demek. Şimdi ihtiyatı anlatayım ve bitirelim. Öyle değil mi? Şimdi. Henüz teyemmüm ayeti gelmemiş. Gelmiş ama gusüle gelmemiş. İki sahabe gitmiş artık tarlaya, uzak yere. Fakat ne derse, biraz istirahat ederken Araplar biliyorsun kaylule değil de ötekini de yaparlar. Yani öyle vakti uyurlar. Uyuyunca tabii ikisi de gusül icap edecek hale girmişler. Yani cünüp olmuşlar. Bunu okudum yani hadis kitaplarında okudum. Öyle hikaye falan değil bu. Onun üzerine başlamışlar tartışma. Nasıl namaz kılacağız ikindi namazını? Akşama var. Birisi demiş kardeşim yani abdestsizlikten dolayı teyemmüm biliyoruz ama husulden dolayı bilmiyoruz. Anlatabildim mi? En iyisi bekleyelim. Kazaya kalsın. Akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorarız diyor. Diğer diyor kardeşim olmaz. Ben diyor ihtiyaten kendime göre bir anlayış süreceğim ve gusül içinde teyemmüm herhalde diyor. Abdeste sadece buralara sürdüğümüze göre gusülde de çırılçıplak olup debeleneceğiz topraktan diyor. Nasıl olsa Arap çölü de müsait ona. Adam o tepenin arkasına geçiyoruz, çırılçıplak debeleniyor. Sonra ikindi namazını kılıyor. Akşam geliyorlar Mescid-i Nebevi'ye. İkisi de derdini anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinciye diyor ki, Esnaf de, doğrusu seninkiydi. Yani, tabii yani çünkü bilmiyorsun ki. Ondan sonra geliyor zaten. Gusülle alakalı teyemmüm mümkün mü değil mi diye. Onun üzerine ayet geliyor. Ötekine de diyor ki ahtalta. Sen hatalısın ama velakin ahsende. En güzelini sen yapmışsın diyor. Ahs bil ihtiyat misal olarak bu. Peki cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a.